Antalya ve Mersin bölgesinde muzla ilgili birçok tecrübem oldu. Onları şu anda Denizli'deki bu muz serasında uygulamaya, tatbik etmeye çalışıyorum. Buradaki en büyük sıkıntımız insanlardaki ön yargı ve korkuydu. İklim şartlarında bu soğuk iklimde muz olur mu? Ama olduğunu gördük ve gayet güzel oluyor. Özellikle muzda kimsenin bilmediği, daha doğrusu çok az kişinin bildiği bir takım özellikleri var. Örneğin muzun DNA yapısı bitkilerin içerisinde insan DNA'sına en yakın olan bitki. Fidan olduktan sonra doğuma kadar ortalama 9 ay 15 gün gibi bir dönem geçiyor. Muz serasında çalışan kişilerin daha sıhhatli, daha sağlıklı olduklarını gördüm. İçeride bulunan nem ve sıcaklık insan sağlığı için en ideal ortam. Deniz Sarayköy'de 10 dekarlık alanda muz üretim tesisimiz var. Aynı zamanda muzu işleyemediğimiz için, sarartmamız gerektiği için, yeşil halde satamadığımız için sarartma tesisi yaptık. Bu bölgede ilk ve tek sarartma tesisi. Aynı zamanda soğuk hava depolarımız ve işleme alanımız mevcut. Onun dışında muzlarımızı yaklaşık 25-25-50 ton kadar hacimli iki farklı depomuz var. Burada etilen gazıyla sarartıyoruz. Bu şekilde paketleyip satışa sunuyoruz. İç piyasaya satıyoruz. Çünkü iç piyasa hacmi çok geniş. Satım alanı daha fazla. Yurt dışına ithal geldiği için bu şekilde iç piyasaya satış gerçekleştiriyoruz. Eski domates serası verimsizdi. O bölge o zaman bir kamu bankasının elindeydi bu. Satılık olduğunu duymuştuk. Gittik görüştük yetkililerle. Buraya aldık. Sonra dedik ki domatesin dışında daha katma değerli bir ürün olsun. Bunun için hem iklime daha uygun. Önceden bir araştırma yapmıştık zaten ne yapılabilir diye. Muzda karar kıldık. Çünkü hem ithal gelen bir üründü. Hem de tüketimi kolay bir ürün. O yüzden muzda karar kıldık. İlk yıl muz denemek amaçlı biraz diktik. Sonra baktık ki bu iş oluyor. Daha da büyüttük. Şu anda 2000 ağaçımız var. Verim veren. Ortalama 50-55 tonluk bir üretimiz var. Tabii bunu arttırmamız mümkün. Bu bölgede olmasını şundan istedik. Burada farklı ürün desenleri çok yok. Katma değeri çok yüksek bir ürün. İkincisi ithal gelen. İthal, yani ciddi bir para ödeniyor buna. Biz hem bunu önlemek hem de memleket olan sorumluluğumuzu yerine getirmek adına böyle bir yatırım yaptık. Ve ayrıca burada asıl amaç, biz burada ürünü 50-55 ton yapabiliyoruz ama asıl burada doğal kaynağı kullanabilsek, yani jeotermali, şu anda bizim altyapımız da buna müsait. Yani o zaman hem ürünümüzün rekoltesi artacak, öyle söyleyeyim, hem de bu yatırım daha rantabl hale gelecek. Çünkü şöyle özetleyeyim, bazen kış aylarında özellikle soğuk zamanlarda kömür tüketmek, yani burada kömürle ısıtmak gerçekten maliyetli. Biz bunu yapmamak adına bitkiyi uyutuyoruz. Bunu bizim mühendislerimiz çalışıyor bu konuda. Ama bu bize sonuç olarak daha az ürün olarak dönüyor. Orası ana vatanı olarak geçiyor yerli muzun. Ama mikro klima yaptığımız zaman onlara yakın, daha onların seviyesine yakın muz üretebiliyoruz. Ama biz şu konuda çok iddialıyız. Bizim aromamız onlardan çok farklı. Her gün yıkıyor ki. Aynı köyden aldık çocukları. Yemek parası ne? Ulan ne yemek?